Merhabalar, Ayşe'nin İyi Noyaları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün size bu güzel modelin yapılışını anlatmaya çalışacağım. Eğer kanalıma abone değilseniz, abone olup zil işaretini tıklarsanız yüklediğim bütün videolardan anında haberdar olup izleyebilirsiniz. Bana destek olmak için de videodan beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdi yapım aşamasına geçelim. Ben ara kısımlarına tekli sinek kanadı yaptım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane yaptım arkadaşlar. 11 taneye tamamlayacağım. Bu model biraz büyük. O yüzden biraz aralarını çok koydum. Eğer isterseniz birazcık daha 12-13 de yapabilirsiniz. Şimdi yapım aşamasına başlayalım. Sinek kanatlarımızı yaparak. Şöyle görüntümüzü de netleştirelim. İki tane zürafa yaparak başlıyorum. Tekrar ikinci zürafaya batarak geri dönüyorum. Tam orta kısmından bir tane düğüm attım. Tekrar içine batarak bir tane sinek kanadı yapıyorum. Sayalım kaç tane oldu. 13 tane ara kısımda bırakacağız. 13 tane zürafa yaptım. Şimdi 14.'ye tekrardan sinek kanadımızı yapıyoruz. 14. zürafaya batarak geri dönüyorum. Şimdi buraya tekrardan sinek kanadımı yapıyorum. Ve tekrar buraya 11 tane sinek kanadı yaparak tekrar devam edeceğiz arkadaşlar. Şimdi yaprak bölümümüze geçelim. Şimdi yeşil yapraklarımı yapmaya başlayacağım. Parmağımın dibine ipimi koyarak 1, 2, 3, 4, 5 tane sayıyorum. 6.'ya. 6. zürafama batarak bir tane düğüm atıyorum.
Ve bir tane zürafayı orta kısımda atlıyoruz. İkinci zürafaya. Bu şekilde bir tane yuva oluşturdum. Tekrar yuvamın içine batarak alt ipimde parmağım dibine alıyorum. Tam kenarından bir tane düğüm atıyorum. Ve tekrar kenarına bir tane sık iğne yapıyorum. Düğüm atıyorum ki yapraklarım çok kenarda olmasın. Şimdi buraya tekli sinek kanadı yapacağım. Yaprak yapacağız yani. 4 tane düğümden tamamlayacağım. Bir tane pırpır yaptım. Pırpırımın içine batarak tepesine bir tane düğüm atıyorum. Tekrar aşağı yuvaya inerek yaprağımı tamamladım arkadaşlar. Şimdi iki tane daha bu şekilde yaprak yapıp yapraklarımı üçe tamamlayacağım. Üçe tamamlayalım, sonra üst kısmına geçelim. Yaprağımı yapıp tamamladım. Şimdi aşağı doğru böyle eğiyorum. İpimi parmağım dibine koyarak arkadaşlar, şimdi burada aynı yeşil yaptığım zürafalara batarak buraya bir tane düğüm atıyorum. Ama kenarındaki düğümü atıyorum. Batarak kenarından, yeşil yaprağın kenarından bir tane buraya düğüm attım. Şimdi tekrar yine bu taraftaki kenarındaki düğüme batacağım arkadaşlar. Bu şekilde yuvamı hazırladım. Yuvamın içine batarak alt ipimi de parmağımın dibine alarak tam kenardan bir tane düğüm attım. Şimdi buraya 12 tane pırpır yapacağız. Bu büyüklükte, boyları da bu büyüklükte olsun arkadaşlar. Bu büyüklükte pırpırlarımı yapmaya başlıyorum. Biraz büyük oldu, sıkmadan geri alıyorum. Arkadaşlar şimdi tamamlayayım ben bütün pırpırlarımı. 12
2 tane pırpırımı tamamladım. Şimdi arka yüzünü döndürüyorum. Tekrar en baştaki pırpırıma batarak buraya bir tane düğüm atıyorum. Bütün pırpırlarıma batarak küçük küçük zürafalar yaparak başa çıkıyorum. Çok büyük yapmayın zürafaları ki model çok açık olur. Bu şekilde şimdi tekrardan düz yüzünü döndürdüm arkadaşlar. Şimdi burası önemli. Aynı zürafaya batarak zürafa yapıyoruz arkadaşlar. Düğüm atmıyoruz yani. Zürafa yapmadan düğüm atıp diğerine geçerseniz zürafalarınız sayıları azalacaktır ve modelde 6 tane üstüne sığmayacaktır. Aynı şekilde bu şekilde İlk baştaki zürafaya da zürafa yaparak tekrar bir sıra daha zürafa yapıyorum. Şimdi biz bu şekilde 2 sıra zürafa yapıp tamamlayacağım modelimi. Üst sıra zürafamı bitirdim. Şimdi en üst kısma geçiyoruz. Buraya bir tane düğüm atıyorum. Ve hemen ikinci zürafaya batarak bir tane bu şekilde zürafa yapıyorum. Tekrar zürafamın içine batarak geri dönüyorum. Tam kenarına bir tane düğüm attım. Tekrar şimdi buraya 4 tane zürafa yapacağız. Pırpır yapacağız, pardon. Dört tane bu şekilde pırpırımı tamamladıktan sonra dördünü de iğneme alarak başına bir tane düğüm atıyorum. Hepsini toplamış oluyorum bu şekilde. Ve tekrar buraya batarak, aynı yere batarak bir tane küçük pırpır yapıyorum. Bu modeli çok isteyen vardı arkadaşlar. Şimdi nasip oldu çekmek. Şimdi boş zürafaya arkadaşlar. Boş zürafaya batarak bir tane ipimi indiriyorum. Boş zürafaya batıp düğümümüzü attık. Şimdi ikinci zürafaya tekrar zürafa yapıyorum. Tekrar zürafamın içine batarak kenarından arkadaşlar düğümü atıyorum. Buraya tekrardan pırpır yapıyoruz.
4 tane pırpırımızı yaptık. Tekrardan topluyorum pırpırlarımı. Şimdi hepsine bir tane düğüm atıyorum. Ve aynı topladığımız yere batarak tekrar pırpırımı yapıyorum. Bu şekilde pırpırımı yaptıktan sonra tekrar aşağı boş zürafaya iniyorum. Bu şekilde 6 tane olana kadar yapıyoruz arkadaşlar. Son ipimizi de aynı zürafaya indiriyorum. 6 tane yapıp tamamladım arkadaşlar. Sonuncuyu da aynı pırpırların köküne iniyorum arkadaşlar. Şimdi orta pırpırlarını yaparak modelimizi de bitirelim. Şimdi arka yüzünü döndürüyorum. Modelimi de katlıyorum arkadaşlar. Hiçbir sorun teşkil etmez. İpimi parmağım dibine koyarak ortada bıraktığımız zürafaya bir tane düğüm atıyorum. Tekrar düz yüzünü döndürüyorum. Buraya arkadaşlar benim modelim bitti. Son hali böyle olacak. Şimdiden denemek isteyen arkadaşlarıma kolaylıklar diliyorum. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.